Dostlar biliyorsunuz yaklaşık 15-20 gün kadar önce Derviş Daimi'nin filmi Fransa'da Hop Film Festivali'nde de Toprak Filmi'ye yönetmen, kadın yönetmen olarak Sevgi Herşazer'in filmi yarışacak demiştik, Türkiye'yi temsil edecekler. Neler oldu bu İzmir dışındaki kötü haberlerin dışında çok güzel şeyler oldu. İlki bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri takdim edildi. 2020 yılına ait sinema dalında Derviş Daimi verildi bu ödül. Esas olan Toprak Filmi biliyorsunuz Hop Film Festivali'nde Altın Kız ünvanıyla adledilerek lanse edildi kendisine ve oradan Malarco'ya gittiler İspanya'ya. İspanya'da 9. sırada düzenlenen film festivalinde en iyi film Toprak seçildi efendim. Haftaya böyle girdik. Onun Cumhuriyet Gazetesi'nde haberimiz vardı. Onu biliyorsunuz. 10. Suç ve Ceza Film Festivali'nin basın toplantısı dün gerçekleşti. Orada bir anekdot vardı. Daha doğrusu dikkatimi çekti, anekdot demeyelim. Yaşamak adlı bir film. İki erkek yönetmen. Almanya'da çekiyorlar. Türk sorunlarını anlatıyor. Zannediyorum izleyeceğiz bunu. Yaşamak filmin adı. Bu filmin premieri, dünya premieri, Türkiye premieri Suç ve Ceza Film Festivali içerisindeki seçkide yer alacak. Çevrim dışı pandemiye rağmen. Yani Antalya'da yapamamıştı ya premierini Toprak filmi. Yapılabiliyormuş efendim. Görüyoruz. Şimdi onun dışında biz ne diyoruz? Artık Almanca söyledik, İspanyolca da söyleyelim. Bu hafta olarak Gracias estamos horoculos. Gracias estamos horoculos. Yani teşekkür ediyoruz, İspanyolca gurur duyuyoruz sizinle. Sevgi Herşazer ve tüm ekiple. Herkese sevgiler, saygılar, güzel günlerde görüşmek üzere efendim. Umutla, ümitle. Hoş kalın.